Yayınıma hoş geldiniz. Altay tankının teslim törenine katılıyor. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen herkes. Gerçekten tarihi bir an. Süper bir tank var şu anda. Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Heyecanlı bir an. Gerçekten heyecanlı bir an. Uzun zamandır üretimiyle alakalı, evet şu duruş, efsane bir duruş. Değerli izleyenler, müthiş bir duruş. Özellikle Altay tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadaki en büyük güç, evet güç odağı ve elindeki en büyük caydırıcı silahlardan birisi. Çok güzel anlar. Evet, çok güzel anlar. Genelkurmay Başkanımız da orada. Sayın Cumhurbaşkanımız, Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanları. Çok önemli ve tabii ki stratejik bir silah, tank. Hala ne kadar tank konusunda tank çağı kapandı deseler de şu anda Ukrayna Savaşı'nda özellikle Leopard ve Abrams tanklarının Rus T-90 tanklarına karşı kullanılması, işte bu duruş Türk yapar. Türk en iyisini yapar duruşu. Gurur tablosu, önemli bir kuvvet karinesi. Türkiye'nin yerli ve milli caydırıcı ve güçlü bir tankı, Altay tankı. Elektronik ve dijital alanda, özellikle son teknolojik, tabii ki bütün savaş ve muharebe alanında kullanılması gereken aparatların ve tabii ki bu yönde özellikle tankın yapması gereken her şeyin çağın NATO standartlarının en ileri seviyesinde olması bambaşka bir duygu. Bugün Altay tankının teslimi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere takdimler olacak. Evet, Altay tankının çok önemli şu anda teslimi. Hemen ilk takdim için BMC Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fuat Tosyalı buradalar zaten. Evet, şu anda tarihi an ve hediyeleşmeler var karşılıklı. Evet, şu anda törende karşılıklı bir tabii ki hediyeleşme var. Gurur tablosu. Önemli bir tabii ki etken, çok kuvvetli bir güç olacak Altay tankı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1,5 veya 2 yıl ve bazı rivayetlere göre daha hızlı sürer diyorlar. 1 yıllık bir İkinci deneme süresi olacak. Içinde, şimdi tanklarımız dev tanklar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi özellikle çok ağır tanklar, motorları çok güçlü. Güney Koreli bir firmayla yapılan konsensiyum ve belli bir motor sayısıyla anlaşılmıştı. Görünüyor ki şu anda kendi motorumuz da şu anda evet yapılıyor. Her şey istenildiği gibi gidiyor ve bu tank 2024, bazı rivayetlere göre 2025'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından dedim ya, tanklar savaşların vazgeçilmez unsurları. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gerçekten bu güzel başarı, bu güzel an, önemli bir dipnot. Teslim belgesini almak üzere sahneye. Gurur tablosu. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Altay tankı kullanılacak ve seri üretim 2025'te başlayacak. İnşallah daha önce başlar. Seri üretim değerli izleyenler. Yetişti sonunda. Artık teslim oldu. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde test ve denemeye tabi tutulacak. Tatbikatlarda kullanılacak. Özellikle atış ve manevra yetenekleri test edilecek. Tabii ki dayanıklılığı da. Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle gün arasına fotoğraf çekimimizi gerçekleştirdik. Bu kareyle de bu anı zenginleştirelim isterseniz. Ardından da Altay tanklarımızı test parkuruna uğurlayacağız. Zatı devletleriniz tarafından, ama onun öncesinde müsaadenizle tanklarımızın çalışma esnasında yaratacağı efendim hava akımı ve egzoz dumanından dolayı sizlere efendim, başta siz olmak üzere sahnedeki kıymetli protokolümüzü sahnenin önündeki güvenli alana davet ediyoruz. Evet, şu anda çalışma başlayacak.
Ne mutlu. Evet, ne mutlu bu günleri gösteren Rabbime. Ne mutlu şu anı yaşadığımız tabii ki bu günlere. Evet, güzel kaleler bunlar. Önemli tabii ki. Bu kalede herkes olmak istiyor. Bu kale çok önemli bir kale. Şimdi güvenli alana geçiyoruz. BMC tarafından güç grubu dahil yenilenen ve her türlü muharebe koşulları göz önüne alınarak esnek hareket kabiliyeti kazandırılan, yüksek ateş gücü ve sınıfının en iyi koruma sistemine sahip yeni Altay tankları şimdi çalışmaya başlayacaklar. Evet. Bu esnada tabii ki şu anda tanklar ekranlarımızdan da görüntüleri takip ediyor olacaksınız. Canlı olarak bu görüntüleri paylaşıyoruz. Evet, izleyenler. Ve şimdi gurur tablosu. 1500 beygir gücündeki bu iki yeni Altay tankımız efendim test alanına doğru intikal edecekler. 1500 beygir gücündeki devasa motorlarıyla. Ve sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız ve protokolümüz bu test alanına doğru tanklarımız alandan ayrıldıktan sonra test alanında evet, tanklar da harekete geçiyor. Gerçekleştirecekler. Altay tank harekete geçiyor. Bu coşkumuz hiç bitmesin. Tarihi bir an. Hiç kesilmesin. Evet, tarihi bir an. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri kendi tankını ve Avrupalıların ve Amerikanın kıskanacağı bir tankı yaparak dünyaya ben bu tarihte, evet ben ve tabii ki bayramımızın bu son gününde bir bayram coşkusu yaşıyoruz adeta. Güçlüyüm diyor. Evet, ilk tankımız şu anda alandan evet, ayrılarak tank harekete geçti. Parkuruna doğru yola çıkıyor. Test parkuruna doğru ilerlemeye başlıyor. Ne mutlu gösteren Rabbime. Bu esnada tesisimizin birazdan yine havadan görüntüleri de ekranlarınıza yansıyacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız çok ve güçlü silahlar protokolümüz de önemli silahlar üretiliyor. Gösterilerinin ve olacağı bu görüntüler yere doğru gurur birazdan tablosu. Geçecekler. İkinci Altay tankımızı da büyük bir gururla uğurluyoruz. Savaş uçağı tanıtıldı. Görevlerinde başarılar Türk diliyoruz. Türk savaş uçağı tanıtıldı. Milli Muharip savaş uçağı tanıtıldı. Kızıl Elma jet tanıtıldı. Şimdi sıra Altay tankında o tanıtılıyor. Test alanındaki SİHA uçak gemisi test parkurundaki yerlerini alırken tanıtıldı. Bizler de gururumuz Türk olan Silahlı Kuvvetleri'nin ana balistik muharebe tankı tanıtılıyor. Altay'ın tanıtım videosunu bir kez daha izleyelim. Ve Sayın Cumhurbaşkanım sizi şimdi kıymetli protokolümüzle birlikte test alanına davet ediyoruz. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Tarihi anlar. Gerçekten tarihi anlar. Ne mutlu bu günleri gösteren Rabbime. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Sayın Ve bu gurur Cumhurbaşkanımıza tabii ki önemli katılımlarından bir gurur. Dolayı teşekkür Müthiş ediyoruz. Bir gurur. Sevinç Zatı kabinesi. Devletlerine saygılarımızla Gerçekten uğurluyoruz. Çok güzel bir an. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Teslimat gerçekleştirildi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Müthiş bir an. Gerçekten. Evet değerli izleyenler, tank gerçekten güzel bir tank ve bakalım bu tank tabii ki seri üretime ne zaman geçecek kısa zamanda inşallah. Çok güzel görüntüler ve bu Altay tankı ile ilgili haberlerim devam edecek. Beklemede kalın. Görüşmek üzere.